Arkadaşlar merhabalar, hepinize günaydınlar olsun. Yeni yılın ilk günü Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Kaydını yine birlikte yapalım. Bu senenin ilk yarışı artık. Bazı şartlar yenilendiği için geri geldiğinde bunları da anlatmaya çalışacağım. Mesajlarınızı okuyorum arkadaşlar. Bazılarını cevaplayamasam da yazdığınız mesajları tek tek okuyorum. Güzel mesajlarınız için çok çok teşekkür ederim. Her ne kadar dün başarılı olamasak da çok öyle istediğim gibi sonuçlanmasa da anlattıklarımdan yola çıkaraktan bir şeyler denk getirme ihtimalimiz her zaman var. Dün vermez dedik, verir dedik vermedi. Önceki vermez dedik verdi. Kocaeli böyle bir ters gidişatı var. Hayırlısı diyelim. Bir de reklam yapayım. Yarın Gönül Dağı diye bir TRT'de dizi var. Bayağıdır dikkatimi çekti ve hepsini izledim dizinin baştan sona. Bölümlerin daha doğrusu. Çekildiği yer Sivrihisar. Eskişehir'in ilçesi. Yolumuzun düşmüşlüğü vardır oraya. Nasrettin Hoca karşılar. Dünyanın merkezi burasıdır diye Nasrettin Hoca heykeliyle birlikte. Küçük bir kasaba. Nüfusu 10 bindir zaten. Pek geçmez 10 bini derler. Belki set ekibiyle falan 10 bin küsur olmuştur bilemiyorum artık ama dizi tam bizim istediğimiz yani Anadolu dizilerinden daha çok toplumun çoğunluğuna hitap eden bir dizi. İzlemenizi önerme, tavsiye ederim. TRT'nin de reklamını yapayım böylelikle. İçindeki yaşattığı karakterler birçoğumuzu ufak da uzaktan da olsa mutlak dokunur. Yaşadığımız hayattaki olan şeyler. İstanbul'un lüks dizilerinden %5'e hitap eden dizilerden %95'lik bir kısma hitap eden güzel bir dizi yapmışlar. Anadolu dizisi. Çok çok beğendiğim bir dizi. Tavsiye ederim. Pişman olmazsınız. En azından bunu söyleyeyim. Başlayalım. Birinci koşu şartlı 3 arkadaşlar. Şartlı 3'lerde son yarışları başarılı atlara mutlak gidiyoruz. Sonra da kalite handikap puanı yüksek veren atlara gidiyoruz. Bunlardan 5 nolu Tlos bu grubu aşağı yukarı geçti. 2 kilo düştü artık. Kazancı sıfırlandı bu safkanın da. Bu uygun grupta kazanmaya en yakın safkan 5 nolu Tlos. Sidili bir var bir yok. Son yarışı kötü. Yaşı 9'a çıktı artık. Sidili gelip kalite puanı yüksek verdiği için söylüyorum. Geri planda kalır. Yarışa girmeme ihtimali var. Burada bir attan bahsedeyim size. İkililerde olursa iyi ikramiye bırakır. Öneririm de. Apprenti indirim 2 nolu Black Adler. Bu safkan son 10 yarışta bakın handikap düşürdü. Bu 66 idi bu atın handikapı. Grubunda kalite puanı yüksek veriyor. Normalde 66'dan düşerek buraya bu gruba geldi ve son yarışı dördüncülük. Artık durdurdular handikap düşürmeyi. Yarış hedefliyorlar. Bu yarış olmazsa bir dahaki yarış. Mutlaka iyi yerlerde olacaktır ki Tlos'u geçebilme kalite kabiliyetine sahip bir safkandır. Ben birlikte bitirmelerini bekliyorum. 5-2 sürpriz 2-5 olur mesela. Burada da sıralı ikili olur. Öneririm arkadaşlar. Öyle diyeyim. Diğer atlar 1.52 kilodan çıktı handikaptaydı. 57'ye. Ki 2'ye karşı 10 kiloluk bir dezavantajı var. O yüzden 2 ön planda kalır. 5'e rakip olacak ilk öncelikli safkan olur. Birinci koşu. Altılı dışı hani en azından yarışı ve şartlarını anlatmış olayım. Bilgi aktarıyorum. Yani olur olmaz sonucu da olabilir. Ona bir şey diyemem ama yarışın durumları bu. Bilgileri vermiş olayım sizlere. İkinci koşu şartlı 4 plase başlangıcı. Plaselerde favorileri tek kullanmayın arkadaşlar. Genellikle 3. olurlar favoriler. O yüzden dikkat edin. Çok net favorisi varsa kullanın diyeceğim ama onu bile Bursa'da Tuncel koşmuştu. 3 attı 3. olduktan sonra ben bıraktım favoriyi tek bırakmıyorum artık. Önerim bu. Plas ayaklarında favori olsa dahi tek bırakmayın. Yanına bir at mutlak bulundurun. Burada 2 nolu Indiana Sonata. Bunu önereceğim sizlere. Bu safkan son yarışında Overti'yi geçti kısa mesafede. Faal bir safkan. Anne baba yabancı orijinli bir safkandır. Kaba kuma ya da Bursa kumuna ya da kuma geldi. Kazandı çıktı. Bu yarışta kısa vadeydi o yarışta. Bu yarışta da çok şanslı vaziyette koşuyor. Kazanmasını bekliyorum. 2 nolu safkanın
Maiden çıkışı çok güzel olan bir nolu Safkan rakip geçtiği o vartide piyasa sürpriz durumda duruyor. Kalite handikap puanı da iki nolu Safkan'dan yana kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Üçüncü koşu handikap 16, dişi handikap 2. Şimdi sezon başlangıcı artık. Tabi hepimize bu sezonda yine hepimiz için başarılı bir günler geçirmek dileğiyle diyeyim önce. Bol şanslar dileyim. Altılı başlangıcı da bu yarışta başlıyor. Dişi yarışı sürprize her zaman açıktır. Handikap yarışsa üstüne bir daha koyun gene sürprizdir. Sebeplerini daha önceki videolarımda anlatıyorum. Bu videoları aslında tahminden ziyade daha çok bilgilendirme amaçlı. Yani sizin ilerideki çalışmalarınızda da işe yarayacak şekilde anlatıyorum ki. Sadece tahmin verip geçmenin dışında bilin, bilinçli oynayın, keyif alın. Niye kaybettiğinizi, tuttuğunuz atların niye gelmediğini anlatmaya çalışıyorum dilim döndüğünce. Bu tecrübelerimden kaynaklanan bilgilerdir. İşinize yarar. Bugün olmazsa yarın yarayacaktır. Sürpriz beklentimizin olduğu orta mesafeli yarışlarda kilo veren safkanlara her zaman için gitmemiz gerekir. Öncelik onlarındır. Koşmazlarsa diğer atlar. Burada ekürler 7 ve 8. 8 çok güzel kilo vererek koşuyor. Handikap puanı 45. 8 bu kilosuyla yarışta olur ki diğer rakibi de 7 nolu safkan çıktı. Son yarış kısa vade 8'de üçüncülük. Yani kısa vade 8 üçüncülüğü yapan bir safkanın handikapta bu uygun kilosuyla hişman çizikle koşuyor olması demek rakipsiz koşuyor olması demektir. 60 kiloda koşsa rakip yazarız ama 55,5 kilosu bu safkana bu grupta her zaman için söz sahibi yapar kazanır. Daha doğrusu kazanması gerekir. AGF çıkacak mı bilmiyorum ama hişman bindi ön planda olur. Ben kazanmasını bekliyorum. Tek olarak da öneririm kuponlarınızı. Ekürülen ikisi birden yarışın hem şartına uyan hem de iyi derecelerle çıktılar karşıma. O yüzden rahatlıkla önermekteyim. Koşmazlarsa ne olur? Burada kalite handikap puanları yüksek veren safkanlar var. Bunlardan biri Safir Kız 2. Son 3 tane altıncılıklarını görürsünüz. Eğer bu safkan 5. olsaydı bu yarışlarında handikap düşüremezdi. Bunlar handikap atlarıdır ve handikap düşürmeye giderler. Onun için ilk 5'e girmemeleri gerekir. Bakın alttaki 6 da öyle. 6, 7, 6, 6, 6 bunlar bilinçlidir. Kast vardır diyeyim hadi. Kastendir. Bunlar yapmazlarsa bu atlar para kazanamazdır. Yani 56, 50'ye inecek. 68, 60'a inecek ki yarış kazansınlar. Ama burada da şanslı durumdalar. Sebebi grup çok müsait. Birden gelirler. Ya birinci olurlar ya gene 6. 7. olurlar. O yüzden sürprizi bunlar yapar. 2, 6. Bir nolu safkan bu handikap düşürmeye gitmez. Zaten yüksek handikapı müsait grup Nikran için müsait grup 60 kilo uygun kilo bakın ve yarış kazanan kalite puanına bakmaksızın en formda yabancı yarışlarda söylediğim en formda hazır kıta attır. Her zaman için ekürlerin rakibi olacak safkandır. Biraz da ayrıntılı anlatıyorum ki hani ileride mutlak işinize yarar böyle yarışları çözmek zordur. Bulmaca çözer gibi çözmeniz gerekir. Fatih'in gülüne geleceğim ki ata bir şey demiyorum da ilgilileri Sebahattin Yavuz. Ya bu at 11. ayda 4 yarış, 12. ayda 4 yarış. Geldi bir yarışta her hafta koşturulan bir safkan. El insaf diyorum Sebahattin Yavuz. Bir yılda zor meydandan çıkarttınız 200 bin TL topladıktan sonra Fatih İngül'ün meydandan çıktı. Ali Çoy'u geçti. Düşünün yani. Yani bir şey demiyorum. Tanıyanız varsa az sahibini uyarın diyeceğim. Yazık günah. Bunlarda bir kalp var. Ya canlı bunlarda. Anlamıyorum yani. Bu at sevgisi hiç mi yok sizlerde? Yani günah. Yani neyse. Tutmuyorum bu yarışta. 1-2-6 sürprizini yapacak safkanlardır. Bakın ilk rakibi 1 ekürlerin. Evet. Geçiyorum. 4. koşu Maiden dişi. 2 tane Maiden dişi var. Bu şablonda ya da altılıda.
İki Maiden dişiden birisi mutlak patlıyor zaten ki onu da hepimiz biliyoruz. Diğer Maiden'da da İstanbul'dan gelen bir at var. Burada da İstanbul'dan gelen bir safkan var. Hişman Çizik AGF çıkar. Şunu söyleyeyim, bu kurguları yapan, planlamayı yapan diyeyim, masa başındaki TCK görevlileri, ilgilileri bu koşuyu buraya aldıklarına göre, bu diğer Maiden'ı buraya koyduklarına göre bir bildikleri vardır bakın. Buradaki at da favori. Şimdi benim tahminim tamamen TCK ilgililerine güvenerekten buranın patlayacağı yönünde. Sürpriz yani. Sürpriz çıkacak yönünde. Yoksa bu Maiden öbür tarafta olsa bir nolu tek, safkanı tek önerecektim. O tamamen onlara güvenerekten burası sürpriz biter diyorum. Bir eksik koşma ihtimali yüksek. Koşarsa kazanır. Kısa vade 6 yarışı var bu atın. Maiden atının kısa vadede kaydı var. Eksik koşacağı tahminindeyim. O yüzden çok at yazmanızı öneririm. 4 tabale yapan 4, 7 bunlar tabale yapmışlar. Ancak böyle yarışlarda 3 yarış görmüş, 3'ün altınının 10, 11, 9 gibi henüz kalitelerini görmediğimiz, derece çıkartmamış atlar birinci oluyorlar. Ve ciddi anlamda ganyanlı geliyorlar. O yüzden bütçeniz oranında buraya çok at yazmanızı öneririm. Tahminim tamamen TJK'nın yarış kurgusu yönünde gittiğim için onlara güvenerek bunları söylüyorum. Yoksa hani çok da fazla bir şey bildiğimden değil bu grup için. Zaten çok fazla bir şey yok bu grupta da. Yani, kaliteli at varsa inandığınız tek atabilirsiniz. Ya da yanına biri yazaraktan iki atla da geçebilirsiniz ama kararı size bırakıyorum. Beşinci koşu şartlı 4 Araplar. Burada Kaisbertler olayını anlatayım. Burada 3 tane Kaisbert var. Kaisbertler 2020 yılında en çok kazanan aygır listesinde birinci sıralamada Kaisbertlerdi. Atlarının tamamı, iyi olan atların tamamı ikramiye kazandılar. 65 kiloyla koşar hale geldiler. O kadar doldular ki. Şimdi bu pasta tekrar ortaya açıldı. Yıl kazançları sıfırladıkları için hepsi ideal kilolarına geri döndü Kaisbertler. Bu pastadan ya da bu yemek sofrasından diyeyim, önce Kaisbertler doyar. Onlar kazanırlar, para kazanacaklar. Bugün dahil göreceksiniz ileriki yarışlarda bu Kaisbertlerin tamamı resmi geçit yapacaklar katıldıkları yarışlarda. Eğer grup 1-2-3 yarışlarına da katılabilselerdi zaten birinci sıradalardı. Çoğu aygırı 2-3'e katladılar. Kimseye bir şey bırakmazlar. Hepsini kazanırlardı. Bu Kaisbertler böyle. Artık bu Türkiye'nin bir gerçeği. Bunu da bilin. Kaisbertlerin diğer aygırlara karşı çok çok üstün atlar çıkarttığını ve kazançlarının çok yüksek olduğunu ve yarışlarda da sonuçlandığını göreceksiniz. Bu bilgiyi aktardıktan sonra uygun kilolara düşen Kaisbertleri resmi geçit olarak göreceğiz. Birinci, ikinci sıralamalarda. Şartlı 4 yarış kalite handikap puanına gideriz. İyi olan atlar, son yarışı iyi olan atlar kazanır derim. Bir de kalite handikap puanı önemlidir. Burada Artos var bir tane, o da Kaisbert. 4 nolu safkana gitmeden önce Hişman Çizik'in bindiği safkan İstanbul'dan geliyor. Başarılı ve kalite handikap puanı yüksek bir safkan. İyi koşma ihtimali var. 1 nolu safkanı mutlak kuponlarınızı öneririm. 4 Kopan Kıyamet, bu da Kaisbert'tir, erkek safkan, mutlak olması gereken bir safkan, kalite puanı verdi. 3 nolu safkana, bu da 60 kilodan bir de aprant indiriminden faydalanıp buraya geliyor. Grup 3 kaydı var bu atın. İlgilileri Maiden'dan çıkmadan atı grup 3'e kaydettiriyorlar, düşünün yani. Ne amaçladılar, ne hedeflediler bilmiyorum ama tabii sonucu orada. Belki atları gerçekten iyidir bilemiyorum. O yüzden kilo veren bu safkanı da kuponlarınıza mutlaka öneririm. 1-4-3 sıralamam. 6-10 safkan dereceleri iyi, kazancı yüksek. Handikap puanını yeterli vermemiş. Kalite puanı çok düşük. Yazmak isteyen arkadaşlara diğer atlar diyeceğim ki diğer iki tanesi Kaisbert 6-5 ve 2-10 safkan kalıyor. Kararı size bırakıyorum. Öncelik 1-4 ve 3-10 safkanı. Geçiyorum 6. koşu şartlı 4. Burada da bakın Kaisbertler. Bunlar
Toros Dağı'nı, Rus damatı 60 üstü kilolarda devamlı gördünüz son zamanlarda. Şimdi kazançlar sıfırlandığı için şartlı yarışlarda bu türlü safkanların tamamı resmi geçit yapacaktır. Bugün için yarışta da görürsünüz bu atları. Toros Dağı son yarışı başarılı. Her zaman bunu söylerim. Son yarışı şartlarda başarılı olan safkan. Kalite handikap puanı kazancıyla burada kazanmayı hak eden bir safkan kazanabilir. Rakibi gene birlikte koşan. Aralarında bir boy var. Hani kalite bakımından ya da diğer açılardan baktığınızda o da bir Kaizvert. 3 nolu Baba Arif olur. Bu iki safkan normalde ikili bitirir. Ancak burada bu ikiliyi bozacak bir tane safkan var. Bu ikisini de geçebilecek durumda. O da bir Kaizvert. 5 nolu Rus damat kalite handikap puanı ile grubun en kaliteli safkanı durumunda. Son 3 yarışı ağır kilo olduğu için yarışlarda olmaz. Enseye basar. Burada yarışa gider kilosu 55. Sürpriz arayan, sürpriz isteyen arkadaşlara mutlaka öneririm. 6 ve 3'ün arasına girer. Bunlar da geçmeye çalışır. Geçecek kalite ve kabiliyeti var. Ben bunlardan birinin kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ve ikililiğin de bu Kaizvertler içinde bitmesini bekliyorum bu şartlı 4 yarışta. Geçiyorum 7. koşu. Maiden dişi. 2 nolu safkan İstanbul'dan geliyor. Bu safkan da anne baba yabancı foal atlar dediğimiz atlar grubunda. Bir getirmişler, kum göstermişler. Yok bir şey çıkmamış. Dişi safkan kalite handikap puanı ile grubun üstünde. Yukarıdaki Maiden dişinden sürpriz çıkarsa buradaki at rahat 2 nolu safkan rahat kazanır. Çünkü grubu ikiye ayırır. Bu program hazırlayanlar. Kolay grup, zor grup. Birinin favorisi gelecektir, birinin gelmeyecektir. Genellikle böyle bitiyor yarışlar. Ki Maiden dişilerde en çok bizleri ters köşe yapan yarışlar oluyor. Yani iki burada geldi. Tek olarak önereceğim günün teki olarak. Gelmezse şayet. Hani tabela yapan atlar var bakın. 5-4. Ama hiç inandırıcı değiller. Bunlar yaklaşık 100.000 TL kazancı ulaşmadan çıkmıyorlar kolay kolay. Her yarışları tabela. Ama bir türlü birinci olamıyorlar ne hikmetse. O döngüye girdikleri anda diğer atlar dediğim Maiden dahi çıkamayacak. İyi durumda olmayan atlar birinci oluyor, Ganyan'la geliyorlar. İşte yukarıdaki taramanızın sebebi o. O Ganyan'la at yukarıda gelirse 2 nolu safkanın burada yarışı kazanmaması için sebep yok. At faal at, kaliteli bir at, grubun iyi atı. Yani Maiden'dan çıkması gerekir. Üstündeki Tolga Yıldız terbiyesizlik yapmazsa, ikinci olursa aklıma başka şeyler gelir. Evet. Geçiyorum 8. koşu. Şartlı 2, dişi x-1 der. Bu yarış şartı geçmiş yıllar kazançları, yani kazandıkları yarışlar baz alınarak hesaplanan bir kilo sistemidir. Gene de çok fazla etkin olmasa da ağır kilolu atlar iyi atlardır. Bu şartlı 2'lerde. Ancak şartlı 2 ve şartlı 3'lerde sürpriz çıktığı zaman çok büyük çıkar. Mesela 13 Hamhama gibi hiç yarışta yok, ara vermiş. Böyle atların ya da hiç koşmayacak dediğiniz atların geldiği yarışlar olu verir. O hale döner. Son yarışları başarılı olan atlar. Bir tane 6 nolu safkan var. Bursa'dan geliyor. Kaizvert. Yani yazılması gerekir. Ben de geri planda çıksa da yazılması gerekir. Ancak burada diğer bir Kaizvert var. Bu Kaizvert'leri ısrarla söyleyeceğim. Devamında anlatacağım sizlere. Göreceksiniz de zaten. Eğilce. Bu safkanda Apprentice'i hata yapmazsa grup çok uygun. Kalite handikap puanıyla kazanıra girmiş durumda kazanır. 4 nolu Eğilce. Son ayak teki olarak beklemek isteyen arkadaşlara öneririm. Ekürüs de şanslı. Onu da söyleyeyim. Onun da kalite puanı yerinde. Bu iki ekürü birlikte de bitirme ihtimalleri var. Kazanabilirler. Son yarışı başarılı olan Çağlayan Şelale'den önce iyi koşmasını beklediğim grupta kalite handikap puanı yüksek veren safkanlar. Bunlar sürpriz yapacaklardır. Son yarışlar iyi olmasalar da. Koşar dedikleri anda grupta üstündürler. İyi yerde bitirirler. 7 ve 2 nolu safkanları öneririm. Sonra 6, 3, 1 sıralamam böyle gider arkadaşlar. Zor bir koşudur. Hani tarama yapılacaksa burada yapılabilir. Ama
iyi bir at tespit ettiyseniz derece bakımından, kalite handikap puanı bakımından, son yarışları bakımından genellikle kazandığını görürsünüz de. Bu kadar. Umarım Kocaeli yanıltmaz. Güzel de anlattın Kocaeli'yi. Bu hani atlar gelir gelmez. Hani verdiğimiz atlar bazen iyi oluyor. Bazen tam tersi sonuçlar da alıyoruz. Ama bu bilgiler ileriki günlerde hepinizin işine yarayacaktır. Bu şekilde de kendi bilgilerinizle de örtüştürüp güzel kuponlar yapabilirsiniz. En azından bilinçli oynamış olursunuz derim. Benden bu kadar olsun bugün. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.